Yakalandınız. Seda Hanım ikinci çocuk ne? Magazin değil mi? İlla ki öyle olacak. İlk ben sorayım diyorsun. İlk ben sorayım. İlkini 12 sene sonra. 12 sene. Çok seviyorum seni. Eğer merkezde konaklıyorsanız günün ilk saatlerinde yolunuz zaten bu caddeye düşecek. Çünkü aradığınız birçok yer burada. Alışveriş yapmak istiyorsanız buraya geleceksiniz. Kafelerde ya da restoranlarda takılmak istiyorsanız yine bu caddeye geleceksiniz. Halk çok fazla alkol tüketiyor. Bunu engellemenin yollarından biri çayı sosyal hayatın içine dahil etmek. Bu yüzden de 1904'te Willow Çay Evi'nin kurmasına ön ayak oluyor. O günden bugüne de burada hizmete devam ediyor. Hemen karşısında Princess Square alışveriş merkezi var. 1842, bütün rakamlar karıştı. 1842'den beri burada olan alışveriş merkezi o günden beri alışveriş merkezi olarak devam ettiği için de tarihi bir öneme sahip. Çok da ilginç bir yapısı var. Sevgiler, dönelim el sallayalım. Nerede izliyoruz? İki hafta sonra Çok Gezenti'de yayınlanır TV2'de. Ya. Pişman oldun değil mi bilmediğine? Çok sevgiler. Sağ olun size de efendim. Bazen bazı binalar ya da gittiğiniz noktalar, manzaralar, gördüğünüz, araştırdığınızın yanında beklentiyi karşılayamayabiliyor. Princess Square fazlasını karşıladı. Her açıdan görüntüleyeceğiz sizin için. 1841-42 arası inanılmaz ferforje bina bezemesiyle haydi gelelim.
Sonuç 4.45. Görüyor musun üstteki yazı karakter şeyin? Yaldızlı. 1904 o da. 1904. Evet. Vay vay. Glasgow yaşayan bir şehir. Gerçekten özellikle yaz mevsimi, bahar ve yazın buranın çok hareketli olduğunu söylüyorlar. Teşekkürler. Dile kolay. İskoçya'nın en büyük kentindeyiz. 1904'te açılmış buranın metrosu da. 1900'lerin başında büyük bir hareketlilik yaşıyor sanayi ve endüstri alanında. Londra ve Budapest'ten sonra dünyanın en eski 3. metrosuna giriyoruz. Missing all a couple of days, and I couldn't go on staying away. I walked in 2, 5 feet by 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. On 12, I'm feeling sad. The baby keeps going, I'm starting to drag. Here it's out, not too tiny, I'm all right.